Herkese merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Salı günü aracımın genel muayenesi olduğundan dolayı Fiat Dina aracımızı egzoz emisyon ölçümünü yaptıracağız. TÜVTÜRK muayene istasyonundan değil, direkt harici yetki belgesi olan başka bir yerde egzoz emisyon istasyonunda yaptıracağız. Şimdi birazdan istasyona doğru yola çıkacağız. Umarım faydalı bir video olur. Oraya vardığımızda da video çekmeye çalışacağım, tabi izin verirlerse. Egzoz emisyon istasyonunda görüşmek üzere. Elimden geldiği kadar da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hadi yola koyalım artık. Evet arkadaşlar, istasyona yaklaştık. Birazdan giriş yapacağız. Orada da video çekmeye çalışacağım. Aracımız Fiat Dina 1.3 dizel. Aracımız bu. Şimdi biraz yoğunluk olduğundan dolayı sıra bekliyoruz. Önümüzde 2 kişi daha var. Sıramız geldiği zaman biz de egzoz emisyon testimizi yaptıracağız. Bir aksilik çıkmazsa. Arkadaşlar bu arada egzoz ücreti 110 lira. 2022 fiyatı 110 lira. Arkadaşlar aracın arkasını net bir şekilde görebilecek şekilde aracın hemen arkasında bir kamera sistem var aracın plakasını okuması açısından. Evet arkadaşlar, şimdi sıramız geldi. Ortalama her bir araç 5 dakika 6 dakika kadar sürüyor. Şimdi sıramız geldi. Yavaş yavaş içeri geçelim artık ve egzoz testimizi yaptıralım. Hadi hadi. Evet, aracın egzozuna böyle bir şey bağlandı, cihaz. Usta peki şey soracağım, bu LPG'li araçlarda nasıl bir metot uyguluyorsunuz? LPG'li araçlarda mı? Evet. Yani benzinde ayrı muayene, aynen öyle. LPG'de ayrı değil mi? Peki aynen. Araba yağ yakarsa eğer, geçiyor mu? Geçmez. Geçmiyor değil mi? Evet. Tamam abi, ben direksiyona geçiyorum zaten. Katalizatörü boş olsa geçmez. Evet. Hani egzoza delik bilmem ne olursa geçmez. Ha, bu böyle durumlarda geçmiyor değil mi abi? Benzinli usta? Arabalarda böyle. Ha, benzinli arabalarda. Bizimki zaten dizel. Bir üst dizel. Dizel. Evet. Seninki dizel partikülü boşsa. Evet. Veya katalizatör boşsa. Evet. Enjektörleri patlaksa. Evet. Turbosu patlaksa. Evet. Mazot pompasında sıkıntı varsa. Evet. Yani böyle durumlarda geçmiyor değil mi? Yağ yakıyorsa bu durumlarda geçmiyor. Tamam, tamam ustam. Çok teşekkür ederim. Yani, hemen geçiyorum ben direksiyona. Bir telefon numarası alayım size. Tamam, söyleyeyim ustam. Evet arkadaşlar, şöyle bir kamera var. Aracın plakasını çekecek şekilde. Tamam, tamam. Tam gaz veriyorum. Tamam. Bas, tam gaz. Tam gaz basmanı sür. Evet, tam gaz bastık. Ve şu an gazı sabit tutuyorum. Şu an... Bekle. Evet, beklememi söyledi. Şu an bekliyoruz. Tam gaz vermiştim az önce. Tam gaz verdikten sonra bekliyoruz. Gaz ver, tam gaz. Tam gaz veriyorum, evet. Tamam mı? Bir tane daha var. Tamam. Son bir defa da olduğunu söyledi. Son bir defa da tam gaz vereceğiz. Bas, tam gaz. Tam gaza basıyoruz tekrar. Tamam. Bitti mi ustam? Tamam, bitti.
Evet arkadaşlar, aracımızın egzoz emisyon testini yaptırdık. Çok şükür olumlu sonuçlandı. Testten geçtik. Şöyle de bir çıktı verdiler. Zaten az önce kamerada gösterdiğim gibi. Çekilen kameradan şurada aracın resmi de var zaten. Böyle bir rapor verdiler. Salı günü genel muayeneye götüreceğim. O konuyla da ilgili bir video paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın.